Bismillahirrahmanirrahim. Elif Kasidimizin çevirilerinden bir tanesi. Hemen şöyle bir imla olarak baktığımda şurada bir hata var. Bu peltek z olacak. Ya bir sün burası doğru. Adlab bu. Eşşara. Şette var burada. Beşşara. Bil Habibi Muhammed'in. Kelimeyi bölmemek lazım. Yani eğer buraya kadar sığmışsa Bil Habibi, bu B'yi de Nesihye, bu Bil Habibi Muhammed'in diye yazabiliriz ama bu Bil Habib kelimesi de sığar. Buralarda çünkü şurada birbirine yaklaşması gereken yerler falan var. Bunu biraz mesela şeyin içerisine koyabilirsiniz. Sin çanağının içerisine koyabilirsiniz. Bunlara da mesela Vav'ın Elif'i buraya koyup Lam'ı şuraya dokundurarak falan birbirine yaklaşabilecek yerleri var satır düzeni açısından. Öncelikle onu söylemiş olayım. İmla olarak da bir tane burada hata var. Bir de kelimeyi bölmemek için Bil Habibi Muhammed'in bu B'yi de nesih yazmakta yarar var. Şimdi harfleri ve harflerin değerlendirmelerine başlayalım. Lam Elif'in başlangıcı iyi, burası da iyi. Şurada bakın bir sorun var. Buraya çok düz. Burayı dönerken şöyle bir dıştan doğru döner gibi yapacağız ki oradaki kavis belli olsun. Bu zülfe için koyduğumuz elifte de işaretle de bir problem var. Hani bunu tamamladığımız zaman çok ayrık durur şeyden, lambdan. Hani onu dönüş yaparken şurada şöyle bir hareket yapalım ki orası çok düz gitmesin. Bu bir. Bir de dediğim gibi şimdi bunu yaptıktan sonra bu zülfeyi tamamlayıp işte yaptığımız zaman normal bir görüntüsü olsun. Sizinkini böyle zülfeyi yaptığımız zaman çok ayrık durur. Evet, mim harfi lamın biraz küçük olmuş. Baş kısmı iyi. Küçük bir iki dokunuşla düzelebilir. Birazcık yalnız büyümeye ihtiyacı var. Çok küçük görünüyor. Evet, lehü yeri falan iyi. Şu dönüş iyi. Şuralar birazcık gene sıkışık ve şurası biraz fazlaca sivri gibi geldi. Yani çok şurası çok sivri gibi, çok V gibi olmuş. Birazcık daha şu dönüşe bir iki örneklerine bakarak şey yapabilirsiniz. Bu kadar sivri değil. Kaf başı güzel. Şurası fazla açık. Buraya bir nokta fazlaca sığıyor. Birazcık daha erken dönmek gerekiyor idi. Şu dönüşü de birazcık daha yuvarlatabiliriz. Dalın alt kısmı iyi. Burası da iyi ama şurası biraz fazla uzun. Birazcık daha burası kısa olabilirdi, bir yarım nokta daha. Şu mesafeyle şunun eşit olması lazım ama orası eşit görünmüyor. Ha harfimiz iyi. Sonrasındaki nun bağlantısı iyi. Şimdi bunu birazdan bunu mesela bir yerinden olacağını söylemiştim. Cim zel birleşimi peltek olan z'den. Birazcık daha böyle içine alabilirsiniz. Mesela şundan yapılacak zaten.
Şöyle buralara kadar alabilirsiniz bunu. Pardon, bu değil şu. Şunu buraya alacaksınız. Buralarda olacak. Şunun imlasında yanlış olduğunu söylemiştim. Burada şundan yapacağız. Evet, bunu böyle yapacağız. Bunu da dediğim gibi şunun böyle geldiğini düşünürseniz şuralardan bir yerden de böyle içine oturtmuş olursunuz. Birbirine yaklaşmış olur. Evet, ayının biraz böyle basık gibi. Kaşı falan fena olmamış ama çok böyle basık gibi olmuş. Şu kısmı iyi. Bu harften yapınca şimdi mesela bunu da şuraları bir yere getirmek lazım böyle. Yani birazcık daha yukarıdan yapmak gerekiyormuş tabii. Bunları deneye yanıla, onları ayarlanabilir. Ya da böyle bunu şöyle küplü de yapabilir misiniz bilmiyorum. Belki küplü de olabilir şöyle yapınca. Olmaz. Yani yukarıya çıkacağı için küplü olmaz. Normal yapın. Şöyle açık bir şekilde bitecek. Evet, bu da böyle yaklaşmış olur. Bu çok güzel olmuş. Maşallah, elinize sağlık. Y elif birleşimi çok iyi. Tam istediğimiz gibi. Dönüşü, eğimi falan çok güzel. Şu aralıklar birazcık dar kaleminize göre. Çok dik olmuş B harfi. Sonrasında ikisinin dişleri fena değil ama birazcık da onlarda da küçüklük var. Yani şuraya bir noktası çok zor sığar. Hadi şu belki kurtarır ama birincisi birazcık dar. Yesir'deki gibi aynen yazıyoruz orayı. Şunun da 3 nokta olması lazım boyu. Besmele'deki, Yesir'deki aynı şekilde yazılacak bu. Buralar birer nokta. Evet, fal başı güzel.
Burası da iyi ama birazcık sanki daha dik olması gerekiyor. Şuraya iki nokta zor sığar. Sığmaz daha doğrusu. Burası belki 1,5 nokta olmuş. Ama şekil iyi. Şey olsun. Şöyle. Bir de bunları şimdi şöyle. Biraz küçük oldu ama. Evet, bunun içerisine böyle oturtabiliriz mesela. Olur. Ondan sonra böyle yapınca biraz sıkışık olabilir ama dediğim gibi siz böyle deneyin. Göz zaten onu söyleyecektir. Yani eğer olmazsa bu Elif'i birazcık daha dışarıya yapıp yani bu da şuraya dokunabilir belki. Bu çanağı birazcık küçük oldu. Evet, kelime olarak biraz böyle yukarıya doğru gitmiş gibi. Oysa ki bütün kelimelerde şöyle aşağıya doğru bir geçiş olması lazım. İyi, sat fena değil. Bu da iyi. Burası biraz büyük olmuş gibi. Şu nokta ölçüsüyle mesela bir hesap edin. 6 noktayı geçer burası. Evet. Şu aynen şuradaki Yabisun'daki gibi olacak. Bu gene ilk diş birazcık fazla dik olmuş. Diş geçişleri konusunda da birazcık daha orada şey yapın. Şöyle çektiğimizde buraya ve buraya birer nokta sığması lazım. Birazcık daha yukarıdan dönelim. Bu da küçük olmuş kaleminize göre. Bundan sonrakilerle ilgili bir sıkıntı yok. Bir de bunu yaparken beğenin tam üstüne getirmek lazım eğer şey yapacaksak. Böyle içeriye döndüysek bunu yaparken de tam şöyle Rabbi Yesir'deki gibi şöyle tam böyle ince kısmıyla yukarıya gelecek şekilde böyle bir temasını sağlamak lazım. Evet, bu imla ve satır düzeniyle ilgili hatırlatmaları yaparak bir kere daha inşallah yazalım. Şu elifleri de eşitleyelim. Satırların tamamındakiler de şöyle aynı olsun. Lam elif birazcık içeride ve kısa olabilir. Evet, nesiye de şöyle bir bakalım. Fena durmuyor genel olarak. Vavlarımız falan iyi. X'in dişini bu kadar kalın yapmayalım. Daha ince. Şöyle küçücük, minicik. Sonra kalından inceye doğru. Biraz yukarıya doğru olsun. Sonra böyle. Sonra şöyle inceltelim burayı. Yani çok böyle bu kadar böyle yukarıya doğru çıkıştan öte incelik olsun. İncelerek o geçiş sağlayalım. Biraz küçük burası kaleminize göre. Sat harfinin üst kısmı biraz küçük kalmış. Thank you.
Şu dönüş de birazcık sert olmuş. Daha böyle sola yatık olsun. Şu dönüş. Yeğenin çanak kısmı falan güzel. Yeğenin noktaları birazcık daha sola gelebilir. Nun Elif iyi. Ra'nın şurası biraz küçük, biraz büyüyebilir. Bunlar iyi. Biraz derinlik verelim. Çok sığ görünüyor. Bu da iyi. Babanın şu sırtını elimizi sonrasında gelirken birazcık yuvarlatarak şey yapalım. Bakın bu çanak, bunlar çok güzel. Bunlar gayet iyi. Şurada bir noktalık bir boşluk kalsın. Evet, bu B'de de aynı şekilde birazcık bir derinlik sorunu var. Derinliği verelim burada. Çok böyle, ikisi de çok satıra yapışık duruyor ikisinde de. Bunun dışındakiler iyi. Evet, iyi. Devamını yazabilirsiniz. İsterseniz çok kısa bir ayet kalıyorsa şey yapın. Surenin tamamını, hem böyle güzel bir çalışma olmuş olur, vaktiniz olursa, sureyi de bölmemiş oluruz hem. Geri kalan kısmı, çünkü çok kısa bir ayet kalıyor. Ya da sonuna şey eklersiniz, Sadakallahu lazim falan ekleyin. Son bir ayet, başka bir yere geçmeden. Evet, sürüsü tekrar edelim. Nesih kısmının devamını yazabilirsiniz. Allah'a emanet olun.